Bundan yıllar yıllar sonra günümüz oyun dünyasının nadide yapımlarına geri dönüp bakıldığında herkes Far Cry'dan bahsedecek. Diyecekler ki vay arkadaş, adamlar öyle bir formül tutturmuşlar ki üzerine 58 oyun yapmışlar. Adamlar öyle bir tat yakalamışlar ki oyuncular bıkmamış, usanmamış, oynamış diyecekler. Far Cry sonsuza kadar sürmüş diyecekler. Bakın hakikaten diyecekler lan bunu. Çünkü durdurulamıyor efendim. Durduramıyoruz. Ubisoft yapıyor, devamlı yapıyor, yeni bir Far Cry yapıyor. 15 Şubat 2019'da da yeni Far Cry'miz geliyor. Hazırsanız eğer Far Cry New Dawn geliyor. Hem de farklı geliyor. Bambaşka geliyor. Tamam çok da bambaşka gelmiyor. Ama biraz farklı geliyor. Kalitenin bir numaralı adresine hoş geldiniz. Far Cry New Dawn için Far Cry serisinin ana devam oyunu demek yanlış olur. Kendisi aslında DLC ile yeni oyun arasında kalan bir yapım. 40 dolarlık fiyat etiketiyle çıkacak oyun temelinde Far Cry 5'in harita ve mekaniklerine sahip. Far Cry 5'in 17 yıl sonrasında geçen New Dawn serideki ilk post apokaliptik dünyaya sahip olacak oyun da aynı zamanda. Gerçi bu kadar renkli bir dünyaya kıyamet sonrası demek ne kadar doğru o da ayrı bir konu. Yani bu ne oğlum? Ben razıyım valla böyle post apokaliptik dünyaya. Mis gibi renkli renkli insanın içi açılıyor. Can kurban lan böyle dünyaya. Yani bugün taşınmaya karar versem net olarak buraya düşünürüm. Haritanın Far Cry 5 ile aynı olması kulağa biraz sıkıcı gelse de bayağı bir değişikliğe uğrayacağının bilgisini vereyim. Önceki oyunda birebir aynı olmaması için yapımcılar özen gösteriyor haritaya. Bununla beraber mevcut haritadan bayma ihtimalimize karşı seriye ilk kez gelecek yeni görev çeşidiyle farklı yerlere yelken açabileceğiz. New Dawn'da artık sefer yani expedition görevlerimiz var. Bu görevlere girdiğimizde Amerika'daki farklı lokasyonlara uğrayacağız. Hepsi ufak lokasyonlar olacak ama en azından ana haritanın dışına çıkma şansı yakalayacağız. Alcatraz hapishanesine gideceğiz, Arizona'da bir köprüde takılacağız, tema parkına gideceğiz. Yani harita dışı ufak ama farklı lokasyonlara da göz atacağız. Buradaki görevlerin amacıysa loot alıp kaçmak üzerine kurulu olacak. 3 tane zorluk derecesine sahibiz. Hangi zorluk derecesini oynadığımıza göre de loot'un değeri belli olacak. Aslında tam bir online oyun mantığı var New Dawn'da. Bu expedition görevlerini tek bir kez oynayıp geçmek yerine tekrar oynamamız planlanıyor. İstediğimiz an co-op girerek tekrar akabileceğiz bu görevlerde. Keza Far Cry oyunlarının klasiği olan Outpost ele geçirme muhabbeti de tekrar denenebilecek bir diğer görev çeşidi olacak. Hani Assassin's Creed için diyoruz ya oyun artık RPG'ye kaydı diye, aslında aynı durum hafiften Far Cry için de başlamış. New Dawn ile birlikte silahların enderlik derecesini belirleyen renkler gelmiş, düşmanların can barları var, aynı zamanda basit de olsa bir seviyeleri var. Yani RPG oyunlarından görmeye alışık olduğumuz bazı basit özellikler yavaştan Far Cry'de girmeye başladı. Bir sonraki Far Cry oyununda diyalog seçenekleri olursa hiç şaşırmam valla. Silah renkleri demişken New Dawn'da mevcut silah modlama olayı artık yok. Onun yerine direkt olarak özel silahlar var. Videoda gördüğümüz testlere bıçağı atan silah gibi. Yani bu tarz özel silahların sayısını arttıracaklar artık. Şimdi her şey okey. Oyunla ilgili ana hikaye detayları çok net değil. Evet, videoda gördüğümüz ikiz kardeşler oyunun baş kötüleri ve evet Far Cry 5'in ana kötüsü Joseph de bir şekilde hikayede olacak. Bunlar evet. Ancak New Dawn hikayeye ne kadar önem veren bir oyun olacak o kısmı biraz muamma. Benim New Dawn ile ilgili merak ettiğim başka bir nokta var aslında. Ama bu çok fazla oyunun kendisiyle alakalı bir şey değil. Ubisoft'un mantığıyla alakalı bir şey. Şimdi Far Cry 4 ve Primal benim için neyse Far Cry 5 ve New Dawn da aslında aynı sayıdır. Far Cry Primal da Far Cry 4'ün üzerine kurulmuş bir oyundu. 4. oyunun mekaniklerine sahipti ama Primal'ın en büyük hatası sanki her şeyi süper yeni bir oyunmuşçasına 60 dolarlık fiyattan satışa çıkmasıydı. Kesinlikle o fiyatı hak eden bir uğraş yoktu oyunun arkasında. New Dawn'da da benzer bir durum var ve oyunun fiyatı 40 dolar. Bu güzel, 60 dolardan bir şey kaptırmaya çalışmıyorlar. Ama bir yandan da dürüst olmak gerek tüm büyük firmalar gibi Ubisoft da babasının ayrına iş yapmıyor. Oyunun fiyatı 40 dolarsa biz bu oyunda çok özgün içerik bulabilecek miyiz? Biraz şüphem var bu konuda. İçimden bir ses New Dawn'ın 5-6 saatte tüketilebilir bir ana hikayeye sahip olacağını, geri kalan tüm oynanış kısmının da sefer ve outpost görevleriyle dolu olacağını söylüyor. Üstelik bu sefer görevlerinin de 1-2 saatte biteceğini, ardından da tekrar oynamamız için bizi bir şekilde şevklendirmeye çalışacaklarını düşünüyorum. Ancak hangi motivasyonuyla tekrar oynamak isteyeceğiz orası biraz muamma. İşte olayları böyle arka arkaya dizince de New Dawn için 40 dolar bile fazla kaçabilir gibi geliyor. Ortaya DLC'den hallice bir oyun çıkabilir. Ama dedim ya bunlar tahmin yani. Belki de parasını sonuna kadar hak eden müthiş bir Far Cry çıkacak.
Ne var oğlum, olabilir yani. Çıkabilir. Sanırsam New Dawn'ın oyuncuyu asıl yakalamak istediği nokta açık dünya eğlencesi olacak. Far Cry 5'in açık dünyası çok yoğundu. Bir yerden bir yere giderken bile 50 farklı çatışmaya girebiliyorduk. Bu da oyunun süresini bir aile uzatıyordu. New Dawn da bu mantıkta ilerleyebilir ki ilerleyecektir de 5. oyunun sevilen taraflarını çok kurcalamayacaklardır. Az önce söylediğim gibi benim asıl merak ettiğim konu, eğer Ubisoft bu az yenilik eşittir 40 dolarlık satış fiyat formülünü tutturursa olacaklarda yatıyor. Bu durumu diğer tüm oyunlara sıçratırlar mı mesela, bunu merak ediyorum. DLC mantığı Ubisoft için önemli çünkü. Far Cry 5'te bile bir sürü DLC vardı. Adamlar Season Pass satmak istiyor sonuçta. Ama bu 40 dolara yeni oyun satma olayı gerçekten kulağıma ilginç geldi. Eğer gerçek anlamda belli bir seviyenin üzerinde doluluğa sahip bir oyuna karşımıza çıkarlarsa ayakta alkışlanacak bir hareket olur. Ve diğer firmalara da ders niteliğinde bir iş çıkarmış olurlar. Bundan sonra birbirinin kopyası oyun çıkaran firmalar 60 dolarlık fiyat etiketini çakarken iki kere düşünmek zorunda kalır. Ama olur da 40 dolar diye çükübük bir içerikle karşımıza çıkar da başarılı bir satış süreci geçirirlerse o zaman sıçtık. Diğer firmalara çok güzelinden bir sömürü kapısı açılmış demektir. Sonucu hep beraber göreceğiz. Bu arada fiyata bu kadar takılma ya falan filan demeyin abiler. 40 dolar bile olsa yüksek oğlum işte, yani bizim ülkede oyun fiyatları yüksek yani. 5 saatlik oyuna da 40 dolar istemesinler diye söylüyorum bunları. Bir de şöyle bir şey var, bunlar sektör değiştiren hareketler oluyor, farkına bile varamıyoruz. DLC diye bir şey yoktu hayatımızda, bir firma çıkarttı, aman ne olacak ya dedik, şimdi DLC kültürü yerleşti hayatımıza. Bu da o hareketlerden bir tanesi olabilir. O yüzden üzerine durmak istedim. Hepinizi öpüyorum. Bay bay. Kanalıma abone ol. Videoyu da beğen.